sorunların en büyük sıkıntılarının başında da sözleşme yaptığı kişinin vefat etmesinin ardına geçiyor. Peki bu durumda kişi vefat ettikten sonra kontrat geçersiz olur mu? Mirasçılarla bir kiracı anlaşma yapabilir mi? Şimdi şöyle. Mevcut oturan kiracı veyahut işte dükkan, iş yeri, konut veyahut da başka bir depo olarak kiralanmış, yani herhangi bir kiralanmış bir yerde şahıslardan biri veyahut da mal sahibi vefat ettiği süreç içerisinde kanunen mirasçılara tekabül eder. Mirasçılarda çoğunluk, mirasçılar bir arada da hepsi tek tek gelecek değildir. Birini görevlendirilir, vekalet verilir. O şahıs, o mirasçıların içerisinde bir tanesi değerlendirilir. Aldığı kira bedelini diğer mirasçılarla pay ederler. Şimdi otomatikmen sizde sözleşmeyi ölen şahısla yaptığı süre içerisinde zaten otomatikmen geçerliliğini kaldırıyor. Ama bu devamlılığını sağlamak için de mirasçılarla bir araya gelip mirasçıların okeyini alarak da devam etme şansına sahip. Eğer mirasçılar kendi aralarında anlaşmazlık olursa ya satacaklardır ya da kiraya verdiği süreç içerisinde bu şahıs satılana kadar oturması gerekeceğini düşünüyorum. Ve kontratı da kanunen mirasçılar kimse onlarla yapabilirler. Herhangi bir sakıncası olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çok oluyor. Yani bir abone bile bir şahsın üzerinedir. O şahıs öldüğü süreç içerisinde, düzgün, düzenli ödenildiği süre içerisinde o abonelik devamlılığını, geçerliliğini koruyor. Ama nereye kadar? İbraz edilene kadar koruyor. İbraz edildiği süre içerisinde o şahıs, yani ölümüyle neticelenen şahıs sözleşmesi iptal oluyor. Yeni bir sözleşmeyle başka birinin adına açılabilir. Peki efendim, kiracı daha önceki ölen şahısla anlaşmasında örneğin 500 TL'ye anlaştı aylık kira bedelinde. Diğer mirasçılara geçtiğinde mirasçılar bu kira yüksekliği talep edebilir mi kira fiyatını? Yani şimdi o kiracılar, bu mirasçılar kendileri oturamayacağı için eğer o mirasçılarda biri oturacaksa zaten artırışa neye gerek kalmaz. Ama mirasçılar arasında anlaşma düzeyinde varılır, oturulur, kiracı da çağrılır, ona göre bir sözleşme yaparlar, bir kira artışı yapmaları gerekiyorsa yapılır, yapmamaları gerekiyorsa kanuni işlem üzerinden bu kira artışı otomatikmen sözleşmeye yansır.